Düşük sıcaklık fiziği, maddeyi çok düşük sıcaklıklarda, genellikle mutlak sıfırın yakınında inceleyen bir fizik dalıdır. Mutlak sıfır, Kelvin ölçeğinde -273.15 santigrat derece veya 0 Kelvin olarak ifade edilen en düşük sıcaklık noktasıdır. Bu fizik dalı, maddenin davranışını anlamak için moleküler düzeydeki olayları inceler. Düşük sıcaklıklarda, madde genellikle olağanüstü özellikler sergiler ve sıradışı fenomenler ortaya çıkar. Örneğin, maddeler sıvı halden katı hale dönüşebilir veya elektrik iletkenlikleri değişebilir. Düşük sıcaklık fiziği, bu tür olağanüstü durumları ve maddeyi kontrol ederek yeni malzemelerin geliştirilmesini inceleyerek, temel araştırmaların yanı sıra endüstriyel uygulamalara da katkıda bulunur. Geniş bir araştırma alanına sahiptir. Düşük sıcaklık fiziğinin en iyi bilinen fenomenlerinden biri süperiletkenlik olarak bilinir. Belirli bir sıcaklık altında bazı malzemeler elektrik direncini tamamen kaybeder ve elektriği kayıpsız bir şekilde iletir. Süperiletkenlik, manyetik levitasyon, manyetik rezonans görüntüleme gibi birçok uygulamada kullanılır. Bir diğer araştırma alanı ise süperakışkanlardır. Belirli bir sıcaklık altında, bazı sıvılar süperakışkan hale gelebilir. Süperakışkanlar, sürtünmesiz akışa sahip olup, kabarcık oluşturmadan dar boşluklardan geçebilir. Bu özellikler, hassas ölçümlerde ve soğutma sistemlerinde kullanılır. Bunun yanı sıra, Bose-Einstein yoğunlaşması durumu da incelenmektedir. Bose-Einstein yoğunlaşması, maddeyi oluşturan atomların bir araya gelerek davranışlarını kolektif olarak sergilediği bir fenomendir. Düşük sıcaklıklarda, belirli bir sıcaklık altında atomlar aynı kuantum durumuna girer ve davranışları dalga gibi olur. Bu fenomen, kuantum optik, atomik saatler ve kuantum bilgisayarlar gibi alanlarda araştırma ve uygulama bulmuştur. Bu fizik dalı, faz geçişlerini de incelemektedir. Maddeler, düşük sıcaklık altında, katı, sıvı, gaz gibi farklı fazlara geçebilir. Faz geçişleri, maddeye uygulanan sıcaklık veya basınç gibi değişkenlerin etkisiyle gerçekleşir. Örneğin, bir malzeme belirli bir sıcaklık altında sıvı halden katı hale geçebilir veya tersine belirli bir sıcaklıkta katı halden sıvı hale geçebilir. Düşük sıcaklık fiziği, bu faz geçişlerinin nasıl gerçekleştiğini ve maddenin bu durumlarında nasıl davrandığını inceler. Düşük sıcaklıklarda, madde kuantum mekaniği prensiplerine daha yakın bir şekilde hareket eder. Atomik ve moleküler düzeyde kuantum titreşimleri, tünelleme olayları ve enerji seviyelerindeki kuantum değişimler gibi olaylar gözlemlenebilir. Düşük sıcaklık fiziği, kuantum mekaniğinin etkilerini anlamak için önemli bir platform sunar. Bazı uygulama alanlarını inceleyelim. Manyetik rezonans görüntüleme. MR cihazları, düşük sıcaklık fiziği prensiplerine dayanan manyetik alanlar kullanır. Sıcaklık kontrollü mıknatıslar, vücuttaki sinyalleri almak ve görüntülemek için kullanılır. Süperiletken manyetik rezonans. Düşük sıcaklık fiziği, süperiletken mıknatısların kullanıldığı SMR cihazlarının geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu teknoloji, daha güçlü manyetik alanlarla daha hassas görüntüleme sağlar. Ayrıca, endüstriyel soğutma sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Örneğin, sıvı nitrojen veya helyum kullanarak düşük sıcaklıklarda çalışan soğutma sistemleri, yarı iletken üretiminde ve araştırmalarda yaygın olarak kullanılır. Düşük sıcaklık fiziği, kuantum bilgisayarların çalışma prensiplerini anlamak ve kuantum bitlerinin, yani kübitlerin, istikrarlı bir şekilde depolanmasını sağlamak için kullanılır. Düşük sıcaklık, kuantum etkilerinin daha belirgin hale gelmesini ve kuantum hesaplamanın gerçekleştirilmesini sağlar. Bu örneklerde de görüldüğü gibi temel araştırmalardan endüstriyel uygulamalara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Bu nedenle, düşük sıcaklık fiziği, malzemelerin özelliklerinin anlaşılması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, tıp ve biyolojideki uygulamaların geliştirilmesi gibi birçok alanda önemli bir role sahiptir. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.